Bugün 6 Eylül 2023 kentimizde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere ana haber bültenimize başlıyoruz. Kırklareli'nde meydana gelen sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi. Afetle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Edirne Valisi Yunus Sezer, arama kurtarma çalışmaları için Edirne'den de ekip görevlendirdiklerini ifade etti. Kırklareli'nde meydana gelen şiddetli yağış sonrası dereler taştı, yerleşim alanları sular altında kaldı. Yaşanan afette 5 kişi hayatını kaybederken bölgedeki arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Yüzen sedye. Hadi devam. Afetle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, AFAD İl Müdürü ve ekibinin Kırklareli'ndeki arama kurtarma çalışmaları için görevlendirildiğini belirtti. Sayın Valim, Kırklareli'nde bir afet var. Edirne'den yardım gittiğini yakından izliyor musunuz? Yakından takip ediyoruz. Dün itibariyle Edirne'de dahil olmak üzere sarı uyarı verildi AFAD Başkanlığımız tarafından meteoroloji verilerine dayanarak. Özellikle İğneada kısmında dün Kırklareli'nde açıklamalardan da takip ettiğimiz önemli bir afet meydana geldi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Allah'tan rahmet diliyoruz hayatını kaybedenler. Buradan da biz Edirne'den de destek gönderdik. İl müdürümüzü de oradaki arama kurtarma faaliyetlerine ve çalışmalara eşlik etmesi adına bir görevlendirmesi yapıldı. İl müdürümüz ve ekibiyle beraber şu anda Kırklareli'nde AFAD İl müdürümüz çalışmaları o da eşlik ediyor. Geçtiğimiz günlerde Edirne Valisi olarak göreve başlayan Yunus Sezer kente görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Edirne yeni valisi Yunus Sezer kente görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sezer kent hakkında değerlendirmelerde bulundu. Edirne'de göreve başlayalı 15 günü geride bıraktık. İkinci haftadayız. Edirne'nin değişik kesimleriyle bir araya geldik. Hem nezaket ziyaretinde bulundular hem bizler belli projeleri görmeye, belli sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelmeye, kurumlarımızla bir araya gelmeye imkanımız oldu. Edirne'yi bu şekilde tanıyoruz. Bir taraftan da önümüzdeki dönemde yapılacak işlerle ilgili olarak neleri yapabiliriz, neleri birlikte yaparsak daha başarılı oluruz. Birlikte ortaya koyacağımız projeleri değerlendirme imkanımız oldu. Bugün de siz değerli basın mensuplarımız davetimize iştirak ettiler. Bize teşekkür ediyoruz. Hem Soros Körfezi'nden köy yollarımıza, buradaki tarımdan işte yumruk kapılarımıza kadar, buradaki kültürel değerlerimizin ele alınmasından, Balkanlarda yürüteceğimiz faaliyetlere kadar, eğitime kadar birçok konuyu hep beraber bir ele alma imkanımız, değerlendirme imkanımız oldu. Basın bizim için önemli. Gören gözümüz, duyan kulağımız. Dolayısıyla bu açıdan da sizlerin değerlendirmelerine çok önemli, çok faydalı oldu. Sohbet havasında geçti. Ben teşekkür ediyorum hepinize. Aynı şekilde bizim çalışma usulümüz bütün toplumun kesimleriyle beraber, buradaki sivil toplum kuruluşlarımızla beraber, milletvekillerimizle beraber yine sorunlarını ortak akıllı ele alıp ortak projeleri yine bir şekilde faaliyete geçirmek ve ilimizi çalıştığımız dönemde ve daha sonraki dönemlerde de daha iyi noktaya gelecek şekilde ortak politikalar oluşturmak, adımlar atmak. Bu manada çalışmalarımız birçok alanda yine bu çerçevede ele almalara devam edecek ve sık sık yine bir araya geleceğiz. Ben inşallah ağız tadıyla bu dönemde güzel projeleri hep beraber imza atmayı umut ediyorum ve toplumumuzun her kesimine önemli projelerle ulaşmayı ve her sektörü bir şekilde ele almayı ve daha ileriye götürecek adımları hep beraber atmayı umut ediyorum. Vali Sezer, Osmanlı Sarayı ve Selimiye Camii restorasyonlarının son hızla devam ettiğini kaydetti. Yürüyen iki tane önemli proje var. Birincisi Osmanlı Sarayı, ikincisi Selimiye'de. Yani büyük projeler dediğimiz bu manada Selimiye Camii'nin restorasyon çalışmaları. Selimiye Camii'nin restorasyon çalışmaları çok önemli merhaleler kat edilmiş durumda.
Efendim 3 tane minaresiyle ilgili çalışmalar tamamlanmış. Bir minaresiyle ilgili onda da çok az bir çalışma yapılacağı için sona bırakılmış. Yine içeride de bu kalem işleri dahil olmak üzere de bütün çalışmalar hızlı bir şekilde yürüyor. Diğeri de Osmanlı Sarayı ile ilgili olarak hem orada arkeolojik çalışmalar hem de oradaki sarayın sur alanları ve diğer yapıların ortaya çıkartılması ve restorasyonu ile ilgili çalışmalar milli saraylarımız bünyesinde çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Gerçekten de ben de ilk gezdiğim zaman çok heyecan duydum. Türkiye'de de örneği olmayan bir alan yani bu Osmanlı Sarayı. Zaten Selimiye'yi biliyoruz ama Osmanlı Sarayı'nın ortaya çıkartılacak olması hem gezi hem turizme kazandırılması gerçekten Edirne açısından çok büyük kazanç olacaktır. Bunu da burada belirtmek isterim. O da çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Her iki çalışmamızda zannediyorum Selimiye önümüzdeki yıl büyük oranda tamamlanacak. 2025 hedefi koymuşlar ama oradaki işi yüklenicisi çok hızlı çalışıyor. Daha önce de önemli restorasyon projelerine imza atmış bir denizci. Dolayısıyla burada da bir çok hızlı bir şekilde çalışıldığını, hem bilim kuruluyla beraber ortak istişare halinde çalışıldığını takip ediyoruz. İnşallah tamamlanacak ve tekrar eski ihtişamlı haline dönecek. Bugün gerçekleştirilen Edirne İl Genel Meclisi Eylül ayı olan toplantıları 3. oturumuna katılan CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, göreve geldiği andan itibaren Edirne'nin sorunlarını çözmek adına var gücüyle çalıştığını söyledi. Sahada sorunları tespitiyle Ankara'da ilimizin dertlerini çözmeye uğraşmakla geçirdik. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Baran Yazgan, İl Genel Meclisi'ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen meclis toplantısına da katılan milletvekili Yazgan, kürsüye çıkarak meclis üyelerine seslendi. Yaklaşık 2,5 aydır milletvekili olarak görev yapan Yazgan, Edirne'nin sorunlarının çözümü adına gece gündüz demeden çalıştığını ifade etti. Yaklaşık 2,5 ay önce seçildik ve bu onurlu görevi yapmaya başladık. Bu süreçte daha çok sahada sorunları tespitiyle Ankara'da ilimizin dertlerini çözmeye uğraşmakla geçirdik. Ama tabii bildiğiniz üzere bizim kırsaldaki en önemli temsilcilerimiz sizler. Sizlerin bizlere vermiş olduğunuz bilgiler ışığında bizler daha hızlı, daha etkin çalışabiliyoruz. Hem bu sebeple hem de burada hep beraber olduğumuzu ve olacağımızı göstermek sebebiyle burada bulunuyorum. Ve çalışmalarımızda yeniden sizlere kolaylıklar diliyorum. Buraya geldiğimde bahsettim, AK Parti grubuna uğradık, çaylarını içtik sağ olsunlar. Partimiz Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Partili dostlarımızla beraber zaman geçirdik sağ olsunlar, onlarla da istişarelerde bulunduk. Öncelikle yerelde iktidar Cumhuriyet Halk Partisi, genelde iktidar AK Parti. Bu birlikteliği oluşturmak şehrimizin geleceği ve gençlerimizin geleceği için çok önemli olduğu vurgusunu yaptık. Bunun için bütün partilere, bütün parti temsilcilerine ve ilgilenen meclislerimize ayrıca tek tek teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte neler yapacağız? Kendi adıma konuşmam gerekirse, tabii ki önümüzde bir yerel seçim süreci var. Bu yerel seçimde herkes kendi partisinin arkasında yürüyecek. Bununla ilgili seçimle ilgili çalışmalar yapacak. İlgilenen meclis üyelerimizde kalanlar olacak, değişenler olacak. Bunlarla ilgili de şimdiden hayırlı olmasını diliyorum memleketimize. Ama bunun dışında seçim bitti. Seçim bittiğinde ben inanıyorum ki önümüzde yazan kimliğimiz partili kimliğinden çok İlgilenen meclis üyesi olma kimliğimizdir. İlgilenen meclis başkanımız bizim Cumhuriyet Halk Partilimiz olmasına rağmen her zaman herkese eşit mesafede olmuştur, olmalıdır da diye düşünüyorum. Bunun devamını gerçekten yürekten istiyorum. Kendim bu ilin iyiliği için, bu ilin geleceği için çalışmaya gerçekten yürekten inanmıştım ve bu yüzden tercih edildim. Sağ olsun halkımızın oylarıyla da buraya geldik. Bunu göstermeye çalışıyoruz. Ama bunu ancak sizlerle beraber gösterebiliriz. Bunu ancak sizlerle beraber başarabiliriz. Biz sonuç olarak bir bireyiz. Ama beraber olduğumuzda gerçekten daha önemli konuları beraber çözebiliriz diye düşünüyorum ve buna inanıyorum. Kırsaldaki problemlerimiz malum. Uzun yıllardır çiftçimiz sorunlarla boğuşuyor. Çiftçilik böyle bir meslektir, doğrudur. Ama
Sonuç olarak suni sorunları bizim çözmemiz lazım. Beraberce bunları şehrimize yatırım getirmek adına ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Burada valiliğimizin, il özel idaremizin de yardımları ve bizim koordinasyonumuzla gerçekten farklı şeyler başaracağımıza inanıyorum. Bu inançla çalışıyorum. Sizlerin bir kere daha bu konuda beni desteklediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte benim 24 saat telefonum sizlere açık olacaktır. Nasıl halkımızın her bir vatandaşına hizmet üretiyorsak, o vatandaşın size ulaştırdığı sorunları da aktarma, köprü olma noktasında sizlerin ne kadar önemli olduğunuzu biliyorum. Edirne'nin Keşan ilçesinde plakasız bir motosikleti durduran polis ekipleri ehliyeti olmadığı belirlenen sürücüye toplamda 27.072 lira idari para cezası uyguladı. Edirne'nin Keşan ilçesi Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde plakasız motosikleti durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ehliyetsiz olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsü MA'nın üst taramasında Muş'ta ele geçirdi. Motosiklette yolcu olarak bulunan ECK'nin üst taramasında ise uyuşturucu maddeyle bıçak ele geçiren polis ekipleri, motosiklet sürücüsü MA'ya toplam 27.072 lira idari para cezası kesti. Motosiklet 7 Emin Otoparkı'na çekildi. Edirne'de tarlasından geçen asfaltı söken bir vatandaş yolun kapalı olduğunu fark etmeyen sürücünün kaza yapmasına neden oldu. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Aşçıoğlu Mahallesi Orhan Bıçkı Sokak üzerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir vatandaşın mülk sahibi olduğu tarlasından geçen asfaltı kepçeyle yerinden söktüğü iddia edildi. Yolda asfaltın olmadığını fark edemeyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan FK yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı FK ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan çevredeki vatandaşlar yolu tarla sahibinin kepçeyle kapattığını belirtti. Adamları gördüm ya. Tanıyorum bu adamları, görsen tanır mısın? Görsem tanırım. Ben buraya bir şahit koyayım. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Edirne Valisi Yunus Sezer, Kaleiçi semtinde bulunan tarihi konaklarda incelemelerde bulundu. Edirne Valisi Yunus Sezer, Kaleiçi semtinde yenileme çalışmaları devam eden ve koruma altındaki tarihi konaklarda incelemelerde bulundu. Eski ticaret borsa binasının bulunduğu alanla ilgili temizlik ve düzenleme yapılması talimatı veren Vali Yunus Sezer, tarihi konakların şehrin kültürel hafızasına büyük bir katkı sağladığını, yaşatılması noktasında çalışmaların titizlikle yürütülmesi gerektiğini belirtti. Vali Sezer ayrıca il merkezinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezi'nde ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İl merkezinde bulunan 3 ayrı SODAN merkezinde ziyaret eden Vali Sezer, buralarda yürütülen eğitim çalışmaları, sosyal faaliyetler, istihdam ve eğitim kapasiteleri ve yeni açılması planlanan kurslarla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özmaş'la Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan'dan bilgiler aldı. Kurslara katılan kadınlarla sohbet ederek bir ihtiyaçlarının olup olmadığını da soran Vali Yunus Sezer, sizlerin üretimin içerisinde aktif olarak yer almanız bizler için çok değerlidir. Bu tür eğitimlere iştirakiniz gerek aile ekonominiz ve gerekse ülke ekonomimize katkı olarak çok önemli bir kazanımdır, dedi. Edirne İl Genel Meclisi Su, Kanalizasyon ve Katı Atık Hizmetleri Komisyonu Başkanı Serdar Çığla, Keşan ilçesi köylerinde kanalizasyon eksikleri, fosseptik çukurları ve arıtmanın fiziki durumu hakkında yapılan incelemeleri meclis gündemine getirdi. Edirne İl Genel Meclisi Eylül ayı olan toplantıları 3. oturumu bugün gerçekleştirildi. Mehmet Geçmiş Başkanlığında yapılan toplantıda 5 komisyon raporu görüşülerek karara bağlandı. Su, Kanalizasyon ve Katı Atık Hizmetleri Komisyonu tarafından Keşan ilçesi köylerinde altyapı, kanalizasyon eksikleri, fosseptik çukurları ve arıtmaların fiziki durumu hakkında yapılan araştırmalar neticesinde hazırlanan rapor meclise sunuldu. Raporu sunan komisyon başkanı Serdar Çığla, 29 köyde kanalizasyon hatları ve diğer
diğer konularda çeşitli sorunlar olduğunu ifade etti. Keşan köylerinde kanalizasyon altyapısı 2002-2007 yılları arasında yapılmıştır. Çoban Çeşme 2014, Çelebi 2022, Seydiköy 2015, Yeşilköy 2021 ve Sazdere 2023 yılında yapılmaktadır. Altıntaş, Büyükdoğancı, Danışmen, Gündüzler, Kadıköy, Karahisarlı, Karasatı, Karlıköy, Kızılkapan, Poruklu, Mahmutköy, Seydiköy ve Şükrüköy'de kanalizasyon sorunu yoktur. Büyükdoğanca, Danışmen ve Elikli'de doğal arıtma bulunmaktadır. Köylerin kanalizasyonlarının eksiklikleri, Akçeşme, Postek Çukuru'nun bağlantısı yok, boşakıyor, 3 adet program parlıyor, kapalı eksik. Akboca, 2 adet Postek Çukuru temizliği gerekiyor, bakımına ihtiyacı var, köy içi 5 adet program kapalı ihtiyacı var. Altıntaş, 5 adet konuta kanalizasyon gerekli, 1 konut Gazi Evi, 3 adet rokor kapağı ihtiyacı var. Bağrı 800 metre konutlara yeni kanalizasyon hattı gerekiyor. 10 adet rokor kapağına ihtiyaç var ve Postekli Çukur'un temizliği gerekiyor. Beyköy, Postekli Çukur'un temizliği ve 200 metre hattın yenilenmesi. Postepe, 5 konuta bağlantı gerekiyor. Postekli çalışmıyor, çukur yüksekte ve full dolu. Zaman içerisinde büyük sorun yaşanacaktır. Kanalizasyon boşaltıyor. Bütün kanalizasyonun yenilenmesi faydalı olacak. Çamlıca bu beldeden bize geçme olduğu için kanalizasyon hattı belde belediyesinden geçme sistem çalışmıyor. Hattın yenilenmesi gerekiyor. Çelebi kanalizasyon yeni yapıldı. Postekli çukuru gerekiyor. Çeltik. Köy içerisinde kanalizasyon patlakları çok. Postekli çukuru bağlantısı yok. Araziye akıyor ve ana yolun geçişinde sağlıksız ortam oluşturuyor. Çoban Çeşme. 10 konuda kanalizasyon bağlantısı gerekiyor. Budak Doğancı. 5 haneye kanalizasyon gerekiyor. Postekli'nin acil bakım ihtiyacı var. Elikli. 5 konuda kanalizasyon bağlantısı gerekli. 8 adet devrak kapalı eksik. Gökçetepe 300 metre hattın yenilenmesi gerekiyor. 5 adet devrak kapalı ihtiyaç var. Karacaali 3 adet postekli mevcut oldu. Bir tanesinin sorunu var. Boru bağlantıları gerekiyor. Kılıçköy. Postekliye bağlantı yok. Arazi yakıyor. 700 metre boru gerekli. Köy mutları, tarla sahipleri işçiliği kabul ediyor. Asas sorun çözüm sağlıklı olacağından söylemektedir. Bozköy. Postekli çok kötü. Dolmuş çalışmıyor. Acil bakım gerekli. Köy içinde devrak çalışmıyor. Acil bakım gerekmektedir. Küçük Doğancı, Postekli'ye giden kısımda 200 metre borunun değişmesi ve Postekli'nin bakımı gerekiyor. Maltepe, köyün tüm kanalizasyonu açık bir şekilde Yaşar Anayolu'nun altına kontrolü şekilde akıyor. Sağlık açısından acil çözüm gerekmektedir. Mecidiye, Belde Belediyesi'nden geçme, köyde ferdi Postekli bulunmakta, köy içi ve sahile kanalizasyon gerekiyor. Oranya, 10 haneye kanalizasyon bağlantısı gerekiyor. Postekli'nin acil temizliği ihtiyacı var. Pınarköy, 2 adet Postekli çalışmıyor, bağlantıları yok. Dere akıyor, Rıdar'ı rekor kapanıyor. Sil, rövorlara giden kanallar kötü. Postekli çalışmıyor. Köyün yakındaki Keşan yolu köprüsü yukarıda kaldığı için kanalizasyon boşalıyor. Sağlık açısından çok önemli. Mutlaka sorun çözülmeli. Sonuçta 6 haneye kanalizasyon bağlantısı yapılmalı. Postekli çukuru özel araziye kaldığı için, sızıntı yapıldığı için yerin değişmesi gerekmektedir. Çamlıca 5 haneye yeni hat gerekiyor. Ayrıca köyün alanı içerisinde yeni yapılan 20 adet kanalizasyon sorununu çözmesi gerekiyor. Türkmen, 20 adet kanalizasyon bağlantısı gerekti. 15 adet rekor kapalı eksik. Yani köyde 3 adet postekli mevcut. Köy içi küçük biyolojik arıtma kurulmuş, çalışmıyor. Ayrıca Keşan Belediyesi'ne ait arıtmaya giden köy hattı, belediye arıtma 4 yıl çalışmadığı için sorun yaşanmakta. İnsan ve çevre sağlığı açısından önemli sorun vardır. İlgili kurumlar çalışma yaparak köyün ve yaylanın sahilinin sorunu çözülmeli. Yeni çiftlik 8 adet rol kapağının ihtiyaç var. Köy için 300 metre altı dönüyor, değiştirilmeli. Değerli su, kanalizasyon yeni başlık yapıldı. Postekli çukur ve rövaların temizliğini sağlanması gerekiyordu. Doğal arıtma olan köylerde bitki ekimlerinin yapılması ve çevre sağlığının açısından önemli olduğu görüşündeyiz. Yeşilköy kanalizasyon yeni yapıldı. Postekli çukurun ihtiyaç var. 6 haneye de 300 metre ilave altı gerekiyor. Bulgaristan'ın gümrük görevlileri tarafından bir tırda yapılan aramada mobilya paketlerine gizlenmiş halde 61.600 adet kaçak sigara ele geçirildi. Kapıkule sınır kapısının karşısında bulunan Kapitan Antrovo gümrük karakolu yetkilileri tarafından risk analizleri çerçevesinde bir tırda yapılan kontrollerde mobilya ambalajlarının içinde kaçak sigara bulundu. ÖTV etiketi olmayan çeşitli markalardaki toplam 61.600 adet kaçak sigaraya el konulurken Bulgaristan uyruklu tır şoförü hakkında Haskova Bölge Savcılığı tarafından ön duruşma süreci başlatılarak dava açıldı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında 89 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı'nca icra edilen önleyici kolluk devriye faaliyeti esnasında Bulgaristan ülkesine yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 55'i Suriye, 34'ü de Irak uyruklu toplam 89 düzensiz göçmen yakalandı. Yurda yasa dışı yollardan giriş yapan göçmenler ülkelerine iade işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Edirne'nin Keşan ilçesinde gerçekleştirilen muhtarlar toplantısında Akhoca Köyü Muhtarı Emrullah Meriç, Edirne Valisi Yunus Sezer'e şiir okudu. Vali Sezer ise şiire, "Muhtarlar dernek başkanı adayım belli oldu" diyerek esprili şekilde cevap verdi. Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan Belediyesi Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu'nda muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların sorun ve isteklerini dinleyen Vali Sezer'e Akhoca Köyü Muhtarı Emrullah Meriç teşekkür etmek adına şiir okudu. Vali Sezer de tebessümle karşıladığı şiire esprili bir dille cevap vererek "Muhtarlar dernek başkanı adayım belli oldu" dedi. Trakya Üniversitesi, Edirne ve ilçelerini ele alan sempozyumlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. 7-9 Eylül 2023 tarihlerinde Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu, Enes Kaymakamlığı ve Enes Belediyesi işbirliğinde Enes Sempozyumu düzenlenecek. Trakya Üniversitesi her yönüyle İpsala, her yönüyle Havsa, her yönüyle Uzunköprü ve 100. yılında Keşan Sempozyumu ile başlattığı sempozyumlar dizisine Enes Sempozyumu ile devam ediyor. Köklü bir tarihe sahip olan Enes ilçesi ilk defa Trakya Üniversitesi tarafından düzenlenecek geniş kapsamlı bilimsel bir etkinlikle ele alınacak. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu, Enes Kaymakamlığı ve Enes Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek sempozyumda Enes farklı disiplinler kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Enes'in sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik, tarihi, coğrafi ve çevresel zenginliklerinin paylaşılacağı sempozyumun Enes'e ve Trakya bölgesine önemli bilimsel katkılar sunması bekleniyor. Birçok farklı disiplinlerden bildirilerin sunulacağı, özel oturumlarla yerel halkın ve üniversite öğrencilerinin bilgilendirileceği sempozyum, farklı üniversite ve kurumlardan alanında uzman pek çok bilim insanı ve araştırmacıyı Enes'de bir araya getirecek. Ayrıca sempozyum kapsamında sunulacak bildiriler Trakya Üniversitesi tarafından kitap haline getirilerek basılacak. Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu, Edirne ve ilçelerini tarihi, coğrafi, kültürel ve sosyoekonomik açıdan ele alan ve potansiyelini ortaya koyan etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini belirterek, bu doğrultuda gerçekleştirdikleri sempozyumlara bir yenisini ekleyecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Rektör Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu, Enes tarihi ve doğal güzellikleriyle Edirne'nin en önemli ilçelerinden birisi. Tarih boyunca değerini koruyan ve eşsiz güzellikleriyle ön plana çıkan Enes'i daha ileri noktaya taşımak ve marka değerini artırmak istiyoruz. Bu konuda Enes'i tüm yönleriyle ele alacak, değerlerini ve potansiyelini gün yüzüne çıkaracak bilimsel bir etkinlik planladık. Enes Kaymakamlığı ve Enes Belediyesi işbirliği içinde düzenleyeceğimiz sempozyumun ilçemize, Edirne'mize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Sempozyuma emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ederim dedi. Edirne Ticaret Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle: buğday yarı sert en düşük 7 lira 77 kuruş, en yüksek 8 lira 10 kuruş, ortalama 7 lira 63 kuruştan işlem gördü. Ayçiçeği yağlık ise en düşük 13 lira 20 kuruş, en yüksek 15 lira 33 kuruş, ortalama 14 lira 18 kuruştan işlem gördü. Edirne Ticaret Hayvan Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle: dana en düşük 112 lira, en yüksek 115 lira 20 kuruş, ortalama 141 lira 13 kuruş. Düve en düşük 82 lira 60 kuruş, en yüksek 149 lira, ortalama 129 lira 92 kuruş. İnek en düşük 84 lira 80 kuruş, en yüksek 118 lira, ortalama 101 lira 67 kuruş. Koyun en düşük 40 lira, en yüksek 100 lira, ortalama 64 lira 48 kuruş. Süt kuzusu en düşük 82 lira, en yüksek 125 lira, ortalama 106 lira 94 kuruştan işlem gördü. Edirne'de yarın hava gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklığının en düşük 19, en yüksek 31 derece olması bekleniyor.
Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle: Talatpaşa Caddesi, No 200'deki Çakbil Eczanesi, 1. Murat Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, 36. sokaktaki Baraj Eczanesi. Serbest piyasada dolar 26 lira 81 kuruştan, euro 28 lira 72 kuruştan alıcısına ulaştı. Altın 1657 lira 30 kuruştan sahibini buldu. Borsa İstanbul 8269 puandan işlem gördü. Bültenimiz burada sona erdi. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.